Evet arkadaşlar, HK'dan bir yıldız daha gönderiyoruz. Sena'yı bugün Bolu'ya gönderiyoruz. Sena, hemen rakamlarını söyleyeceğim senin. Yaklaşık 3 ay oldu. Tamına 25.2 kilo verdin. Bunun 24.4 kilosunu saf yağ. Yani tamamen yağdan verdin. Kas oranını sabit tutup bütün hepsini yağdan verebilmek çok büyük başarıdır. Vücut kütle endeksin 37'ymiş. Şimdi 28'e indi. Yani morbid obeze yakınken artık hafif kilolu kısmına kaldım. Birkaç kilon daha var ama gerisini inşallah kendimiz de online sistemlerle çözeceğiz. Onun dışında karın bölgesi, bel bölgesi, göğüs bölgesi, karça bölgesi yaklaşık 110 kilo, 110 santim incelmem var. Tek bir bölgeden 24 santim incelmem var. Sadece kollarında 10 santim incelmem var. Müthiş bir şey bu tabii bunlar. İç yağlanmana gelirsek 10 seviyesinden 1 ile 13 arasında rutilen veriden 5'e indi. Yani %50 iç yağlanman. Karaciğerin tertemiz oldu artık. 25 kilo. Bu veriler yaklaşık 3 ay. Baban senin Necat Öztürk, onu çok seviyoruz. O da bir HK'lı. O da her geldiğinde fark yaratıyor. Ne düşünüyorsun? Seni dinliyoruz. 3 aydır buradayım. Gerçekten çok güzel süreç geçirdim burada. Bir ay babamlaydım zaten. O benim besin dışı enerji kaynağım oldu buradaki. Daha sonraki buradaki arkadaşlarımız ve HK ailesi benim besin dışı enerji kaynağım oldu. Özellikle Halil Hoca'dan aldığımız bilgiler, muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz doğrultusunda arada dışarı çıksam da bayramlarda ya da okul süreci içinde okula gittiğim zamanlarda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım dışarıdaki hayatta da. Her zaman korudum. Hiçbir şekilde hani sürecimi duraksatmadan 25 kiloya kadar geldim, verdiğim kilo. Evet, sen kendine inanıyor muydun sen ha? Kendime inanmıyordum çünkü daha önce hiç böyle bir kiloya düşmedim. Evet, yani sen bu kiloları en son ne zaman gördün? 10 yıl önceki kilomda falandım. Ne zaman? En son 93 kiloyken tartıldım. 93 kiloyken. Yani bir şekilde yukarı çıkarken bu rakamları görmüş, evet, olman lazım. Yani. Ama hatırlamıyorum diyorsun. Yani gerçekten böyle hatırlanmayan rakamları HK'da, evet, yaşamak mümkün. Yaklaşık 3 ayda pek çok insan geldi geçti. İnanılmaz başarılar vardı. Hakan abi geldi. Hasan abi gitti. Musa gitti. Yani işte Kayra gitti. Başka kimler gitti? Müthiş başarılarla. Dilay abla. Dilay abla gitti. Müthiş başarılı sonuçlar vardı. Ne diyorsun bu ortama? Ortam gerçekten çok güzel. Özellikle gerçekten arkadaşlık ortamı gerçekten çok güzel. Zaten HK ailesi oluyorsunuz burada. Herkes birbiriyle iç içe, butik bir şu an zayıflama kampı olduğu için herkes birbiriyle iç içe ve aile gibi. Herkes herkesle bir şeyler paylaşıyor. Birlikte çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Etkinliklerimiz. Arkada antrenman yapılıyor tabii, görüyorsun. Evet. Bugün antrenmana katılamadım çünkü birazdan gideceğim. Onların hepsini çok özleyeceğim. Buradaki spor anlamında yaptığımız her şeyi. Gerçekten burada eğlenerek spor yapmayı öğrendim. Eskiden yani kalkıp koltuğumdan abur cubur almaya üşenen ben şu an hayatımdan sporu hiç çıkarmamayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü bedenine alıştı artık. İstesen evet, de. Belki de özgüvenim yerine geldi, o da olabilir. Evet, kesinlikle. Sen bu özgüven konusunda ne diyeceksin? Yani kilolu yaşamak, ki sen de normalde buraya geldiğinde de geçen yıl babanın yanına ziyarete gelmiştin, evet, babam bizdeyken. Yani sen hep özgüveni yüksek bir çocuk gibi görünürsün dışarıdan. Evet. Ama içinde... Yani hiç kilo takıntım yoktu benim. Öyle söylüyordum herkese. Benim kilo takıntım... Tabii 110 yok. Kilo gibi bir rakamla geldim, farkındasın değil, evet, mi? Evet, ama hani böyle yine de Allah'ım ben öyle o kadar göstermiyorum zaten. Hani ben böyle mutluyum derken 40 kilo fazlam bana batmazken şu an 16 kilo daha vermek istiyorum. O batıyor şu anda. 16 kiloyu nasıl vereceğim Allah'ım. Ama şu an buradaki öğrendiğim bilgilerle dışarıda uygulayarak, arada sırada buraya uğrayarak o kilomu vermeye çalışacağım. Tabii hafta sonları bekleyeceğiz, evet, o kiloları vereceğiz. Çünkü insan burada kendi özünü, kendi değerini, kendine yakışanı sanırım öğreniyor. Kendine yakışanı öğrendikten sonra artık hiçbir şey etkisi gibi olamaz. Hani 110 kiloda bir yaşam yok, 110 kiloda bir sosyallik yok, 110 kiloda sağlık yok, 110 kiloda hiçbir şey yok. Yani kilonun bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum ben buraya gelmeden. Yaşın daha çok genç. Evet. Dolayısıyla bazen gelecekte veririm düşüncesi belki senin böyle düşünme nedeni olabilir ama artık uyandın. Evet. Belki de uyanmış olmak ya da uyanabilmek esas mesele, öyle mi? Evet, şu ana kadar neden böyle yaşadığımı sadece düşünüyorum. Neden bu zamana kadar gelmedim de neden 110 olunca geldim? Evet. Ya neden 90'larda ya da 80'lerde, 70'lerde gelmedim de neden 110'da geldim? Şimdi 52 kilo üyemiz de var burada, görüyorsun değil, evet, mi? 40, 55 kilo, 58 kilo üyelerimiz de var.
Herkes onlara farklı gözle bakıyor ama belki de doğruyu onlar yapıyorlar. Her bir kilonun hesabını sorarak doğruyu yapıyorlar. Öyle mi? Olabilir. Peki zayıflamaya çalışan, kendini kaybetmiş, ne aradığını bilmeyen insanlar var. Onlara ne tavsiye edersin? Şu an hiçbir şeyin farkında değiller bence öncelikle. Çünkü burada bir Halil Hoca'nın muhabbetinize katıldığınızda anlıyorsunuz ki evet gerçekten bu iş böyle olmuyormuş. Çünkü daha önce ben dışarıda hiç kilo vermeye çalışmadım. Bir iki kere diyetisyene gittim. Diyetisyenden aldığım bilgilerle hiçbir şey yapamadım. Çünkü yeme düzenim yok, işte spor alışkanlığım yok. Ama burada gelip iki tane sohbete bile katıldığımda ben gerçekten hani evet böyle oluyormuş. Evet, bilgileri aldım. Şu anda uygulama vakti diyorum. Evet, uygulama vakti. Biz sana güveniyoruz. Çünkü artık uyanmış bir insan olarak ne istediğini yapabilecek evet. Kıvamdasın. Yeme keyfini de, yememe keyfini de hep birlikte yaşayacağız. İkisinin de bir arada olduğu, hayatının her rengini yaşadığımız bir hayat zaten önemli olan. Yemeyeceğim korkusuyla yaşanan bir hayat değil. Onun için obezite cerrahisi mi, HK mı dersek hangisi? HK tabii ki. Çünkü burada korku yok. Burada evet. Korkuya yer yok. Öbüründe yersen ölürsün korkusu var. Bizde keyifle yemenin de gerekli olduğunu, yememenin de gerektiğinde bir tercih nedeni olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki kızlar, siz arkadaşısınız. Hadi gelin bir Sena'nın yanında sizlerin de düşüncelerini alalım. Yani uzun yıllar herhalde tanıyorsunuz Sena'yı. Çocukluk arkadaşları. Çocukluk arkadaşları. Doğru. Onlar da maşallah çıtı pıtı. Şimdi böyle çıtı pıtı kızların yanında evet. Sen 110 kiloda nasıl mutlu oluyordun? Gerçekten ben de bilmiyorum. Hiç batmıyordum. Kızlar çocukluktan beri tanıyorsanız ki uzun yıllardır hiç bu kilolar görmedim diyor. Siz buna şahit oldunuz mu? Olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bugün ilk defa gördüm. Yani 3 ay sonra herhalde ilk defa gördüm. Cidden çok başarılı buldum. Fotoğraflardan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, fotoğraflardan daha iyi. Biz de kesinlikle daha iyi görüyoruz. Gerçekten yani inanılmaz bir şey yani. Söyleyecek şeyi bulamıyorum ya. Nasıl bulamıyorsun? Kaç yıldır tanıyorsun Sena'yı? Sena doğmadan önce. 20 seneyi geçti 22, ya. 22-23 sene oldu. Peki sizler Sena'nın böyle bir kampta 3 ay geçirebileceğini düşünebiliyor muydunuz? Evet. Her an kaçacak modunda mı düşündünüz? Yok, kaçacağını diye de yani bir süreden sonra sıkılacağını falan düşünüyordum ama sonra azimle bayağı devam ettim. Bu da büyük bir şey yani onun adına. Hani büyük bir başarı örneği yani azim kararlılık neydi? Teslimiyet. Teslimiyetle birlikte ki Sena'nın teslimiyetini de çok iyi görüyoruz. Koş deyince koşmak gayreti yapabildiği en azından. Mükemmeldi. Onun için bu sonuçlar geliyor. Peki siz çevrenizde kilolu insan var mıydı? Onlara tavsiyeleriniz var mıydı? Böyle genç hiç kilo aldınız mı sizler? Yok. Ya, kilolu bir insanı anlama noktanız nasıldı? Sena'yı geçmişte hep ya kilo ver bu sana yakışmıyor dediniz mi hiç? Hayır hep yok, yakıştırıyordu hayır. Ama. O yakıştırıyordu da. Evet. İşte kilo psikolojim yoktu o zaman. Sena'nın giyim tarzı falan her şeyi yakıştırıyordu ama şimdi yeni bir özgüven geldi. Yenisini yani. Düşünemiyoruz yani. Yani artık bundan sonra ne yapar? Yeni bir levele geçer artık. Sena, senden fark istiyorum. Bu arkadaşların biraz zayıf. Yani o kadar zayıflama. Ama bir 10-15 kilo civarında kilo verdiğimizde müthiş bir değişimi tamamlamış olacağız. Senden bunu bekliyoruz. Yapabilecek gücüm var. Kararlılığım var, azmim var. Şimdi ben sizlere teşekkür ediyorum. Necet abiye çok çok selam söyle. O bir HK'lı nasılsa. Doğru ele emanet edeceğim. Ondan yana hiçbir sıkıntım yok. Şimdi o zaman sizi kucak dolusu sevgili ne yapıyoruz? Bolu'ya uğurluyoruz. Bay bay. 25 kilo 3 ayda. Vücut ağırlığı, vücut kütle endeksine göre 38'den 27'ye inen. Morbid obezden, ölümcül obezden. Yani tıbbi olarak da zaten ölümcül obez. Yani %30 özürlü denen tıbbi anlamda bir veriden 27'ye çok hafif kilolu bir hale geldin. Yani iç yağlanman yarı yarıya gitti. Yani kolesterolün trigliseritin inanılmaz azaldı. Yani sağlık değerleri olması gereken değerlere geldi. Onun için yani bunun karşılığında bir servet istesek herhalde hakkımızdır diye düşünüyorum. Ev, araba, yat, kat diyorum. Kimse bana bakmıyor. Zayıflama gibi gırtlağını tut. Çok özür dilerim ama poponu kaldır koş gibi basit, değersiz bir kavramdan. Yani insanlar niye bu paralar istiyor diyorlar. Biz yeni bir hayat veriyoruz belki de. Öyle ondan mi? Daha fazlası. Yani değerini bilen insan için bu bir yatırım.
yatırımınıza sahip çıkın diyorum. Sen de bir yatırım yaptın. 3 ay kendine zaman ayırdın. Dünyadaki en değerli şey zamandır. Dolayısıyla artık bundan sonra o yatırdığın zamana değer verdiğin süreçte bundan sonra kendini değerlerini yaşayacaksın inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim buradaki herkese. Evet. Katkıları için çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım, hoşça kal.